Merhabalar değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın bugünkü bölümünde engelli sağlık raporlarında kafa karışıklığına yol açan tam bağımlı, kısmi bağımlı ve bağımsız ibareleriyle birlikte bu ibarelerin neden engelli kimlik kartına yer almadığı ile ilgili sizleri kısaca bilgilendirmeye çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, tam bağımlı, kısmi bağımlı ve bağımsız ibareleri daha önceden ağır engelli ibaresi veya ağır engelli hayır ibaresi şeklinde uygulanıyordu. Ama mevzuatta gidilen bir değişiklikle bu konu bu şekilde uygulanmaya başladı. Aslında tam bağımlı demek veya kısmi bağımlı demek ağır engelli bireylerin evet anlamına gelir. Bağımsız ibaresi de ağır engelli hayır anlamına gelir. Şimdi tam bağımlı ve kısmi bağımlı ibarelerinin faydaları, yani bir birey bunu alınca hastalıkla alakalı kişinin bakım maaşı, engelli maaşı, ÖTV, MTV muafiyetli araç alımları ile ilgili birçok haktan faydalanmasına imkan sağlıyor. Yani normalde zaten ortopedi engelli kişiler haricinde bir bireyin %90 ve üzerinde engelli raporu olması gerekiyor. Ve bu oranda raporda tam bağımlılık kısmına denk geliyor arkadaşlar. Ulaşımda ise refakatli bir şekilde seyahat imkanı sağlamakla beraber bu firmalardan veya şehirlerin kendi yerel yönetimlerinin almış olduğu kararlarla değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Bu kısmi bağımlı, tam bağımlı veya bağımsız ibarelerin engelli kimlik kartlarında karşılığı sadece oranlarla belirtilmiş arkadaşlar. Yani engelli kimlik kartlarımızda işte bağımsız, kısmi bağımlı, tam bağımlı ibareleri yazmıyor. Sadece oranlar mevcut. Bunun neden yazmaması veya yazmasıyla alakalı mevzuata baktığımızda açık bir ifade görünmüyor arkadaşlar. Yani yazılmaması gerektiği öngörülmüş. O şekilde uygulama devam ediyor. Tabii bunun birçok mağduriyeti var. Örneğin tam bağımlı bir kişinin engelli kimlik kartı yanında var ama raporu yok. Bu kişi refakatli bir yerden bir yere seyahat etmek için refakatçisini de kullanmak zorunda ama kendi haklarından refakatçisi faydalanamıyor gibi, yani bu basit bir örnek, birçok sorun karşımıza çıkıyor. Bu tip durumlarda arkadaşlar sizlere tavsiyemiz raporlarınızın yanında bulundurmanız gerekiyor. Yani raporumuz yanımızda yoksa ne yapabiliriz derseniz o konuda hani yapılacak çok fazla bir şey yok çünkü mevzuat açık. Engelli kimlik kartlarında sadece rapor oranları mevcut. Bu kısmi bağımlı veya tam bağımlı ibareleri olan kişiler az önce yukarıda belirttiğim gibi engelli maaşı, bakım maaşı, ÖTV, MTV muafiyetleri ve ulaşım gibi durumlarda birçok haklardan faydalanıyor. Genel çerçevede %40 ve üzeri engelli bireylerin bütün haklarından bu kişiler de faydalanmış oluyor arkadaşlar. Engelli Sağlık Kurulu raporlarını alırken ise raporunuzun hangi amaçla alacağınızın belirtmek üzere size raporun arka kısmında yer alan işaretlemeler istendiğinde en son hepsini hangi amaçla yazacağınızı yani raporunuzu hangi amaçla alacağınızı belirttikten sonra en alt kısma engelli bireylere sunulmuş bütün haklardan faydalanmak istiyorum şeklinde bir ibareyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin için faydalı olur. Sizlere kısaca raporlardaki bağımsız, kısmi bağımlı ve tam bağımlı ibarelerin ne anlama geldiğini açıklamaya çalıştık. Özetleyecek olursak bu ibarelerin esas amacı engelli bireylerin bakım maaşı, engelli maaşı, ÖTV, MTV muafiyeti gibi ulaşımdan faydalanmak gibi birçok haklardan faydalanmasıyla alakalı arkadaşlar. Ama bu durumlar engelli kimlik kartlarına yazılmıyor. Sadece oran olarak işlendiğinden dolayı raporlarınızın sürekli yanınızda bulunmanız sizin menfaatinizedir diyerek bugünkü programımızı da sonlandırıyoruz arkadaşlar. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın da sonuna geldik. Güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla. Bu arada dipnot belirtmek istiyorum. Bu engelli raporlarında alınan oranlar engelli kimlik kartlarında refakatli veya refakatsiz şeklinde yazılmıyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla.